Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasındaki son durumları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, önümüzdeki süreçte Bitcoin'in 100 bin dolar olma beklentisi var. Fakat son bu beklentiye girildiğinde kripto paralarda ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi de yine Bitcoin 63 bin dolar seviyelerine geldi. 65 bine çıkar mı çıkmaz mı tartışması var. Ve bu videonun çekildiği tarihte de yine 63 bin seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar kripto paralarda bir yükselişin olduğu, bir rally'nin olabileceği söyleniyor. Bu videoda sizlerle önde gelen uzmanların görüşlerini paylaşacağız. Ben arkadaşlar Twitter'da birkaç tane kripto para uzmanı takip ediyorum ki bunların ciddi takipçileri var. Yani bunlar öyle sıradan kripto para yorumları yapan kişiler değil. Bunu size baştan belirtmek istiyorum. Ve bu 3 kişinin tahmini, yani ortak bir payda da birleştirdiğim zaman Bitcoin'in bu yıl sonuna kadar 100 bin doları görmeyeceğini belirtiyorlar. Yani diyorlar ki evet, Bitcoin bir rally yaşayabilir, 70 bin doları görebilir, 80 bin doları görebilir ama 100 bin dolar için daha zaman var. Yani 80 bin doları gördüğü yerden atıyorum düşecek diyorlar tekrardan. Hatta büyük bir düşüş tekrardan yaşanacak diyorlar. Günün sonunda baktığımız zaman belki bir sene sonra, belki iki sene sonra Bitcoin 100 bin dolar olabilir. Ama diyorlar Bitcoin'in bu sene içerisinde, yani bu yıl sonuna kadar 100 bin dolar olma ihtimali bir hayli zayıf. Biliyorsunuz kripto paralarda zaten bir iniş çıkış süreci hep karşımıza çıkıyor. Yani bugün diyorsun ki o bu kripto para çok iyi gidiyor. Ama iki gün sonra bakıyorsun yükselmeye başladığı yerinde altına gelmiş durumda. Yani durumlar orada biraz borsa gibi değil. Bunu zaten kripto paralara yatırım yapan herkes biliyor. Fakat sürpriz bir coin'den bahsediyorlar. Hani Bitcoin 100 bin doları görmeyecek. Ama diyorlar Cardano, yani ADA diye isimlendirdiğimiz coin'in tekrardan eski tepe noktasına dönmesi muhtemel diyorlar. Ki ADA'nın eski tepe noktası arkadaşlar 3 dolardı. ADA şu anda mesela bakıyorum canlı olarak 0.45 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Bunun tekrardan, yani bahsedilen tepe noktasına ulaşması, en basit tabirle 6x yapması anlamına geliyor. 3 dolara tekrardan varması. Ve diyorlar ki ADA diğer coinler yükselirken aynı performansı gösteremedi, fakat önümüzdeki süreçte mutlaka bir patlama noktası yaşayacaktır ve bu patlama noktasından sonra da hızlı bir şekilde yükselecektir. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu size videomuzda da yine belirtmiş olalım. Ama genel itibariyle ADA'da bir beklenti söz konusu. Aynı uzmanlar arkadaşlar Ethereum'un da yıl içerisinde ya da yıl sonuna kadar 4000 doları mutlaka bir kere göreceğini söylüyorlar. Yani 4000 doları görür. Ama oradan yukarı gitmek yerine bir tık daha aşağıya düşebilir ve yıl sonunu 3800-3900 dolardan tamamlayabilir diyorlar Ethereum içinde. Özellikle Bitcoin'de son bir haftada önemli bir yükseliş söz konusuydu. 65 bin dolarlara kadar geldi. Biliyorsunuz 65.300 dolarları gördü hatta. Ama sonradan ufak bir düşüş yaşadı. Ve şimdi de yatay bir seyirde gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte tekrardan bir yükselme söz konusu olabilir. Lakin dediğim gibi benim takip ettiğim uzmanlar en azından yıl sonuna kadar Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını çok fazla öngörmüyorlar arkadaşlar. Ama şu var, tabii ki uzun vadeli bir yatırımcıyım ben diyorsanız, evet, Bitcoin günün birinde tekrardan 100 bin dolar seviyesine, daha doğrusu tekrardan demeyelim, bu bir rekor olacak, ilk defa 100 bin dolar seviyesine çıkabilecek. Lakin şu anda bu çok da fazla söz konusu değil arkadaşlar. Evet, bu videoda kripto para uzmanlarının görüşlerini sizlerle paylaştık. Eğer bu konuda sizin de yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına katkıda bulunmaya çalışırız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.